İsmail büyüdü ve yakın kabilelerden bir kızla evlendi. Bazı vakitler babası İbrahim aleyhisselam onu ziyarete gelir ve ona öğütler verirdi. Bir gece İbrahim aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i boğazladığını gördü. İbrahim aleyhisselam peygamberlerin gördüğü rüyaların vahiy niteliğinde olduğunu biliyordu. Sonra kalpten bağlı olduğu oğlunu ve onu boğazını kesmek için yere yatırdığında ona ne söyleyeceğini düşünmeye başladı. En iyi yolun oğluna bu durumu söylemek olduğunu düşündü. Çünkü bu yolun evladını zorla götürüp boğazını zorla kesmekten kolay olacağı kanaatindeydi. Zamanı gelmişti. Oğlunun yanına giderek ona "Yavrucuğum," dedi. "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım, sen bu işe ne diyeceksin?" İsmail hiç tereddüt etmeden, "Babacığım, bana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın," dedi. Allah'ın emrini yerine getirmek için gittiler. İsmail yere uzandı. Yüzü yere dönüktü. İbrahim elindeki bıçağı kaldırdı. O an sadece yapacağı şeye odaklanmıştı. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi Allahu Teala İbrahim aleyhisselama şöyle seslendi. "Ey İbrahim," diye ona seslendik. "Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz." Sonra Allah İsmail için yüce bir kurban hediye etti. Bu kurbanla hüzün yerini sevince bırakmıştı. Bugün doğmamış Müslümanlar için bir bayram günü olmuştu. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Sonraki zamanlarda İsmail daha da kuvvetli olduğunda İbrahim aleyhisselam onun yanına gelip ona "Ey İsmail, Allah bana Kabe'yi inşa etmemi emretti," dedi. Sonra çok sayıda adamın bir araya gelip gösteremeyecekleri bir gayret ve çaba gösterdiler. Temeli zeminin derinliklerine kazmak zorunda kaldılar. Sonra uzak ve yakındaki dağlardan taşları koparıp o taşları taşıdılar ve dizdiler. Bir bina inşa edip onu yükselttiler. Bu iş bir sürü adamın bir araya gelip yapabileceği bir işti. O kadar zordu. Ama onlar iki kişi bunun üstesinden geldiler. İbrahim ve İsmail aleyhisselam o zamanın en yüce iki insanı, Allah'a yaptıkları ameli kabul etmesi için dua ettiler. Allah da onların dualarına icabet ederek bu ümmeti İslam ümmeti yaptı. Uzun yıllar sonra Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içinden geldi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
İnneke entettevvâburrahîm. Rabbena ve ba'ath fîhim rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yüzekkîhim. İnneke entel azîzul hakîm.